gördüğümüz yerleri, hatırlamanızın önem arz edeceği yerleri ekstra işte yorumlarla beraber anlatmaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz Dahiliye, Derya, Deniz her bir bölümün ayrı textbook'u var. Ama bizim TUS'un da esas olarak baz aldığı biliyorsunuz Harrison arkadaşlar. Harrison'ın da Mart ayında yeni sayısı yayınlanacak. İlk chapter'ları da düşmeye başladı internete. İlk chapter'larından da böyle güncel olduğunu vurgulamaya çalıştığımız bazı noktalar olacak sizler için. Aralık'ta Yamna sınavı oldu arkadaşlar biliyorsunuz. Orada da böyle TUS açısından güzel öğretici sorular var. Yeri geldikçe onları da size değinerekten TUS kampında bitireceğiz. Biliyorsunuz dahiliye en yoğun derslerden biri. Onun için yoğun bir güne hazırlıklı olun. Bugün gece saat 1'e kadar falan sürecek. Yarın da 1,5-2'ye kadar belki artık yetiştirebileceğimiz noktaya kadar arkadaşlar hep beraber gideceğiz. Onun için çaylarınız, kahveleriniz hazır olsun. Psikolojinizi böyle çok yoğun bir derse giriyormuş gibi hazır edin. Sonuçta bu sizler için bir son tekrar fırsatı ve önemli yerleri görme fırsatı. O noktayla bakın. Bu kamptan işte daha önce konuları en az 2 defa okumuş kişiler ancak faydalanabilir. Konuları bir kere okumuş kişiler için çok da faydalı olmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü çok fazla bir bilgi yükü olacak arkadaşlar sizler için. Şimdi her slaytta önemli gördüğümüz noktaları vurgulayarak arkadaşlar gideceğiz. Endokrine başlıyoruz. Hipopituitarizm arkadaşlar bildiğiniz gibi hipofiz bezindeki hormonların global eksikliğine dediğimiz tablo. Bir ya da birden fazla hipofiz hormon eksikliği olarak kendini genellikle klinik olarak belli ediyor bu. Sizin için etiyolojik olarak şu ana başlıkları bilmeniz önemli. Soru gelecek yerler nereler derseniz şu 2 tane yerden şimdiye kadar pek bir soru görmedik. Bunları vurgulayalım. Arkadaşlar konjenital hipotalamus disfonksiyonu ile beraber görülen bir hipopituitarizm tablosu var. Aslında bu arkadaşlar GnRH eksikliği. Ses gelmiyor diye bir uyarı oldu. Ses geliyor mu arkadaşlar? Heh, iyi tamam o zaman. Bir kontrol edin arkadaşlar ses ayarlarını. Şimdi bu GnRH eksikliğini arkadaşlar özellikle biz neyle görüyoruz? Klinikte bize neyle görüyoruz? Özellikle yabancı sınavlar için arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Anosmi yani koku duyusunun tamamen kaybolması ya da hiposmi dediğimiz yani koku duyusunun azalması ile kendini belli oluyor. Biliyorsunuz Covid döneminde önemli semptomlar bunlar. Onun için sormayı akıl edebilirler bununla alakalı bir soru. Kalman sendromu diyoruz arkadaşlar buna. Bu GnRH sentezleyen yani hücrelerin göçü sırasında embriyolojik bir defekt ile ortaya çıkan bir durum. Aslında bakarsanız Kalman sendromunda gördüğümüz tablo hipogonadotropik hipogonadizm. Yani gonadotropinlerin azaldığı yani FSH ve LH'in düşük çıktığı arkadaşlar bir hipogonadizm tipi. Erkekte de kızda da görülebilir. En çok erkeklerde ama tanısını koyuyoruz arkadaşlar. Kızlarda mensürel düzensizlikle tanı alır. Erkeklerde de sekonder seksüel karakterlerin geç gelişmesiyle tanı alır. Bu bilmeniz gereken birinci şey. İkincisi hipopituitarizm arkadaşlar bir de kazanılmış nedenleri var. Bunlardan en önemlisi radyasyon ve radyoterapi ile alakalı olanlar. Bununla alakalı bilmeniz gereken en önemli nokta radyasyon ve radyoterapi arkadaşlar hipopituitarizme yol açması için 5 ila 15 yıl aralığında bir süre geçmesi lazım. Yani bir vaka sonrasında dikkat ederseniz radyasyon öyküsü olan bir kimse de ne olacak? En az 5 yıl sonra görülen bir hipopituitarizm tablosundan bahsetmesi lazım. 5-15 yıl kavramını burada unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam. Bir diğer önemli nokta lenfositik hipofizit dediğimiz bir tablo. Bunu aslında eski TUS'larda sordular arkadaşlar. Nasıl sordular? İşte postpartum gebe hipofizde kitleyle başvuruyor. Prolaktininde de bu kitlerin basısına bağlı hafif bir yükseklik söz konusu. Ama aslında tablo hipopituitarizm tablosu. Cevap lenfositik hipofizit idi hatırlarsınız. Burada görüntülemeyi MR gibi yani adenomda yaptığımız gibi hipofiz MR ile arkadaşlar koyuyoruz. Lenfositik hipofizitte tedavimiz steroid. Çünkü steroid neydi? Biliyorsunuz ki lenfositleri azaltan, lenfositleri baskılayan bir ilaçtı. Bu yüzden lenfositik hipofizitte kullanılır. Bunları tek tek bileceğiz ama esas soru olarak gelmesini öngördüğümüz nokta ipilimumab dediğimiz multiple myelomda kullanılan bir checkpoint inhibitörü var arkadaşlar. Bu checkpoint inhibitörleri biliyorsunuz melanom tedavisinde çığır açtı. Farmakolojide de bu checkpoint inhibitörü ile ilgili yakın zamanda sorular geldi. İpilimumab dediğimiz ilacın önemli yan etkilerinden biridir lenfositik hipofizit. Sorulma ihtimali kuvvetli. İpilimumab'la bu ilişkiyi hatırlayın. Demek ki vaka sorusuna şöyle bir şey bekleyeceğiz. Malign melanom büyük bir ihtimalle soracaklar. Malign melanomu olup ipilimumab kullanan bir hastada hipopituitarizm tablosu tarifleyecek. Size tanıyı soracak. Siz de ipilimumab ilişkili lenfositik hipofizit diyeceksiniz cevabı. Peki klinik eksiklik sendromlarında arkadaşlar biliyorsunuz bas altında kalan hipofizde ilk eksilen hormonumuz growth hormonu. Çünkü somatotrop hücreler büyük bir kısmını oluşturuyor hipofizimizin. Sıralama aynen bu şekilde. İlk başta growth hormonu sonra da gonadotrop hücreler arkadaşlar. Yani FSH ve LH azlığı devreye giriyor. Sırasıyla bunların klinik etkilerini daha ziyade görüyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ama growth hormonu eksikliği deyince bir açlık hipoglisemi tablosunun olduğunu biliyorsunuz zaten. Açlık hipoglisemisi yapar growth hormon eksikliği. Kardiyovasküler ölüm riskinin artması hipoglisemiden dolayı önemli. Growth hormon eksikliği ya da fazlasında ilk istenecek testimiz IGF-1 idi. Altın standart test growth hormon eksikliğinde insülin hipoglisemi testiydi arkadaşlar. Ne oluyordu burada? İnsülin veriyordunuz hastaya. İnsülin verdiğiniz hastanın kan şekeri düşüyordu. Yani hasta hipoglisemiye giriyordu. Normalde hipoglisemi olunca counter-regulatör hormon olarak growth hormonunuzun yükselmesi lazım. Bu normal insan için geçerli. Growth hormon eksikliği olan kimse de bu growth hormonun yüksekliğini göremeyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? İnsülin hipoglisemi testi işte bu şekilde yapılıyor. Amaç insülin hastayı hipoglisemiye sokup growth hormonun yükselmediğini
görmek. ACTH eksikliğinde de adrenokortikal yetmezlik bulgularını göreceğiz. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Bunun primer ve sekonderi var. Primer ve sekonder arasındaki en önemli fark ACTH'ın düşük olması. Kimde ACTH'ın düşük olması arkadaşlar? Sekonder nedenlerde, yani hipofizar yetmezliği olanlarda. Demek ki hipofizar yetmezlikte biz deride hiperpigmentasyon göremeyeceğiz ACTH düşük olduğu için arkadaşlar. Şimdi seller kitleler, yani hipofiz kitleleri arkadaşlar, en sık yaptığı semptom bildiğiniz gibi baş ağrısı. Bunlar yukarıya doğru yayılırsa optik kiyazma bası yaparak bir temporal hemianopsi dediğimiz böyle at gözlüğü takmışçasına bir görme problemine yol açıyorlar. Hipofiz sap basısına yol açabiliyor biliyorsunuz. Bir kitle nonfonksiyonel bile olsa, yani hormon yapmasa bile hipofiz sapına basarak prolaktini yükseltebilir. Çok önemli bir şeydi arkadaşlar. Birazdan prolaktini de göreceğiz, onu yıldızlayalım. Laterale doğru kitle giderse biliyorsunuz kavernöz sinüs geçiyor etraftan. Kavernöz sinüsün içindeki anatomik yapıları benden daha iyi biliyorsunuz. 3. 4. 6. kranial sinir ile 5. kranial sinirin 1. ve 2. dalları buradan geçiyor. Dolayısıyla buna bağlı nöro-oftalmolojik problemler görebiliyoruz. Hipofiz metastazının en sık sebebi arkadaşlar meme kanseridir. Önemli bir bilgi TUS açısından yıldızlayalım. Hipofiz kitlelerinin çoğu non-fonksiyoneldir. Yani hormon yapmaz. Hormon yapanlar arasında en fazla görülen ise hangisidir? Prolaktinomadır arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da bileceğiz. Bu hormon arkadaşlar, daha doğrusu bu kitle nonfonksiyonel bile olsa, yani hormon sentezlemese bile ne yapmamız lazım? Diğer hipofiz bezinin hormonlarını değerlendirmemiz lazım. Kitlenin kendisi hormon yapmaz ama bası etkisiyle az önce gösterdiğimiz sıralamayla beraber klinik eksiklik sendromlarına yol açar. Özellikle en başta growth eksikliği, sonra da FSH, LH eksikliği bizim için önemliydi nonfonksiyonel adenomda bile. Hipotalamus lezyonlarını çoğunlukla çocukluk çağında görüyoruz arkadaşlar. Kraniofaryngiyum soruları daha önce TUS'ta sorulmuştu. Histiocytos X'i de hatırlamanızda fayda var, henüz daha sorulmadığı için. Hipofiz adenomlardan bu non-fonksiyonel olanlar, yani hormon yapmayan